Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bu akşam farklı bir konseptle birlikteyiz sizlerle. Pek çoğunuzun fotoğraflarını sosyal medyadan çok yakından takip ettiği Cem Doğut'la birlikte bu akşam bir F4 muhabbeti yapacağız. Kendisi aynı zamanda hava fotoğrafçılığı, spotterlığın yanı sıra bir F4 kitabı hazırlıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde de Defense Turkey dergisinde çok güzel, keyifli bir makale hazırladı. Ben büyük bir zevkle okudum. Birçok şey öğrendim. Bu akşam biraz konumuz F4 olacak. F4'ü seçmemizin de nedeni şu. Kanalımızda her gün saat 19'da video yüklüyoruz. Bu videoların altına sizlerden yorumlar geliyor ama hala bu uçaklar uçan tabut. Niye görev yapıyor, ne yapılıyor gibi birçok soru var. Bu konuyla da ilgili, Cem'le ilgili biraz sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Cem merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Tolga, nasılsın? İyi valla, ne olsun, koşturuyoruz. Her gün deli gibi video çekiyoruz. Süper, en güzelini yaptım bu karantina günlerinde. Karantina günlerinde herkes evde. Ben de biraz çalışmalara hız verip her gün hazırladığım videolarda en azından havacılık meraklıların daha günlerinin güzel geçmesini hedefliyorum. Kesinlikle. İyi bir iş çıkartıyorsun. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ olasın. Şimdi girişte de söylediğim gibi birçok izleyicimiz işte F4 ya diyorlar 45 yıldır bu uçak, 46 yıl oldu hatta. 1974'te hizmete girmeye başladı. 46 yıldır, yarım yüzyıldır uçuyorlar neredeyse. Niye hala uçuruluyor? Bir kere o gelen F4'lerle şu anki F4'lerin çok ciddi bir farkı var değil mi aralarında? Kesinlikle. Terminator modernizasyonu sayesinde güncel hale getirilmiş oldular. Hem radarlar değişti, üstündeki aviyonikler değişti, navigasyonla ilgili aviyonikleri değişti, atış kontrol sistemleri değişti. Güncel mühimmatları atabilmesi için, akıllı mühimmatları atabilmesi için Milbus Data Link eklenmiş oldu, database eklenmiş oldu. Cockpit yenilendi. RVR, ECM eklendi. Aslında yapıldığı dönem için gayet başarılı bir çalışma. Hala da iş görüyor. Hatta en büyük özelliği radar aslında. Bu CCIP projesinin başlamadan önce F-16'lardan çok daha etkili bir radara sahipti. Çünkü CCIP öncesinde F-16'larda SAR özelliği yokken bu radarlarında. SAR'ı biraz anlatabilir misin izleyicilerimize? SAR, Synthetic Aperture Radar diye geçiyor. Bu radar sayesinde Doppler radarlarda sinyaller gönderiliyor ve gelen sinyaller arasındaki farklılıklardan iki boyutlu bir görüntü oluşturuluyor. Bu gene özel programla üç boyutluya da çevrilebilmekte. Bunun faydası şu, F4 veya SAR modunda olan herhangi bir uçak radarıyla yeryüzünü tarıyor. Yeryüzündeki hedeflerin şeklini anlayabiliyor. Bu neredeyse fotoğrafa yakın detay verebilmekte. 30 santim çözünürlüğe kadar detay verilebilmekte. Bu SAR radarının dışında bir de GMTI diye bir şey var, özellik var. Bu da hareket eden hedefleri tespit etmesini sağlıyor. Bir mesela hava savunma sistemindeki radarın dönüşünü bile F4'ten fark edip görebiliyorsunuz. Ve gene bu radar sayesinde sizle hedef arasındaki mesafeyi ölçüp kendi hedefin koordinatlarını belirleyebiliyorsunuz. Ve bu belirlediğiniz koordinatı akıllı mühimmatınıza girerek de atışınızı yapabiliyorsunuz. Çok önemli bir özellik. Tabii izleyicilerimizden gelen sorulardan bir tanesi de bu F4'lerle ilgili. Uçakların ne durumda oldukları ile ilgili. Tabii ben onlara havacılık açısından cevap verdiğim zaman uçaklar ikiye ayrılıyor. Bakımlı uçaklar ve yeterli bakım yapılmayan uçaklar. Yeni bir uçağa da bakım yapmadığınız zaman uçamaz hale geliyor veya görevini emniyetli yapamaz hale geliyor. Bu konuda da Türk Hava Kuvvetleri'nin çok ciddi bir tecrübesi ve altyapısı var F4 ile ilgili. Kesinlikle. Yani hem kuvvetin hem de Eskişehir'deki Hava İkmal Bakım Merkezi'nin çok büyük bir kapasitesi var, yeteneği var bu konuda. Uçaklar orada FASPAT'a giriyor biliyorsunuz. FASPAT da fabrika seviyesi bakım demek. Burada uçaklar tamamen sökülüyor. Gerekli parçaların değişimi yapılmakta. Bazı parçaların röntgen vesaireyle kontrolleri yapılmakta. Daha sonra uçak tekrardan birleştiriliyor. Test uçuşları yapılıyor. Ondan sonra tekrardan kuvvete, yani filolara teslim ediliyor. Dediğim gibi bu sayede uçaklar neredeyse ilk günkü gibi uçabiliyorlar. Bu da bizim için büyük bir kabiliyet, hava kuvvetlerimiz için. Dediğim gibi uçaklar bakımı yapıldığı sürece
Ve bu uçakların biliyorsunuz ömür saatleri var, uçuş saatleri var. O uçuş saatleri dolmadığı sürece uçakları kullanabilirsiniz. Şu anda da uçak sayısı azaldı. Filo sayısı zaten 1'e düştü. Ve bir filo içinden daha fazla bir uçak mevcut. O yüzden aslında çok da uçakları yormuyorlar. O yüzden bir süre daha F-35'in de gelmemesinden dolayı bir süre daha bizlerle olacaklar. Test filo muhtemelen çok daha uzun süre F-4'ü kullanmak istiyor, kullanacaktır da. Çünkü test filonun da F-4'ü sevmesinin şöyle bir güzelliği var. F-4 şey olarak çok daha stabil bir uçak. Ve asimetrik yük taşımakta çok daha başarılı. Yani bir F-16'da mühimmatı denemek istediğinizde bir kanada sond taktığınız zaman atmasanız bile öbür kanada da sond kalkmanız lazım veya benzer ağırlıkta bir mühimmat takıp uçağın dengesini sağlamanız lazım. Özellikle kalkışta buna ihtiyaç duyuyor. Ama F-4'te böyle bir durum yok. Yani bir tarafa Popeye takıyorsunuz 3000 ibri ağırlığında taşıyabileceği en büyük mühimmat. Öbür tarafa hiçbir şey takmıyorsunuz ve kalkıp gidiyor alet. Artık gene test filonun ihtiyacı olan ve daha doğrusu yeni mühimmatları denerlerken çırpıntı testleri vardı, flutter test var. Ve F-16 bu konuda çok hassas. Hatta izleyenler fark etmiştir. Mesela kanat uçlarındaki paylona side under yerine AMRAAM takıyorlar. Halbuki aslında çok daha ağır bir mühimmat olmasına rağmen side under çok daha fazla bir titreşim, flutter oluşturduğu için bu paylona AMRAAM takıyorlar. Ve dediğim gibi testleri etkileyebiliyor. F-4 eski bir uçak. Sonuçta metal tamamen, herhangi bir kompozit malzeme kanat üstünde kaplama olarak var ama sparlarda vesaire de yok. O yüzden flutter'dan da etkilenmiyor. İlk testleri onda yapmak çok daha güvenli. O yüzden de vazgeçilmez halde hala. Tabii yaşlarla ilgili konuşurken ederken izleyicimiz bazen unutuyorlar. 1951-52 model B-52 bombardıman uçakları Amerikan Hava Kuvvetleri'nde hala uçuyor. Ve yapılacak model... 20-30 sene daha uçak. Hani bir 100 yaşlarını devirecekler. Bilmiyorum 100 yaşında üzerinde orijinal parça kalacak mı ama böyle bir yaklaşım var. F-4'lerle ilgili çok güzel bir şey söyledin. CCIP modernizasyonu öncesinde F-16'lardan bir adım öndeydi. F-4'lerin taşıdıkları sistemler ve radar sistemleri ve radarı da çok güzel anlattın. Galiba terörle mücadelede de F-4'ler yoğun olarak, hatta birinci olarak çok ciddi kullanılıyorlar değil mi? Evet, kesinlikle. Orada da şöyle bir avantajı var gene F-4'ün. Şu an günümüzde biliyorsunuz çoğu operasyonda akıllı mühimmata dönüldü. Yani azar güdümlü, GPS güdümlü vesaire şeklinde. Ama velakin F-4'ün dediğim gibi hem uçuş stabilitesi yüzünden hem atış kontrol radarı vesaire yüzünden akılsız mühimmatlar, yani klasik Mark 82, 83, 84'leri bile çok hassas şekilde atabilmekte. 4-5 metre çapında bir daireye kadar düşürebilmektedirler. Bu da çok büyük bir avantaj. Çünkü yine dediğim gibi terörle mücadelede sonuçta hedefiniz sizin için tabii ki kıymetli ama maliyet açısından çok kıymeti yok. Sonuçta bir grup çapulcuya atıyorsunuz veya evet, herhangi bir kamplarına atıyorsunuz, bir çadır atıyorsunuz vesaire. Şimdi oraya binlerce dolarlık bir diriyi atmak yerine ya da JDAM atmak yerine klasik mühimmatı neredeyse akıllı mühimmat hassasiyetinde atabiliyorsunuz. Bu yüzden de F-4 hala kullanılmakta. Hala bütün operasyonlarımızda, yurt içi, yurt dışı bütün operasyonlarımızda faal olarak uçmakta. İnsanlar dediğim gibi hani yaşla itibariyle veya teknolojiyle ilgili bir sıkıntısı olduğunu zannediyorlar ama şu an için karşı tarafın hava savunması yok ise, güçlü bir hava savunması yok ise hala çok efektif olarak kullanabildiğimiz bir uçak. Bir de tabii geçmişte hep görüntülerden baktığımız zaman bu çeşitli tatbikatlarda hani alçağa dalıp bombayı bırakıp çekmek veya çok alçaktan uçup hava savunma sistemine görülmemek için bu uçakları ciddi anlamda yoran uçuşlardı. Artık bunlar pek yapılmıyor akıllı mühimmatlar evet, nedeniyle. Bu da kuşkusuz herhalde uçağın ömrünü uzatan bir şey. Tabii ki. Dediğiniz gibi dalışlar vesaire manevralarda G çekmek zorunda kalıyor uçak. G çektiği zaman da tabii ki gövde ömründen yemiş oluyorsunuz. Artı dalışta yine daldığınız G'yi çekiyorsunuz. Ağır bir mühimmatı attınız. Uçak bir anda hafifliyor. Yine yükselme yapıyor. Yine dediğim gibi bir yük bindiriyorsunuz. Ama şu an öyle bir durum yok. Şu an hava savunma sistemlerinin daha üstünde uçak, özellikle omuzdan atılan mühimmatlardan korunmak açısından 15-20 bin fitte, 25 bin fitte uçarken klasik mühimmatını o irtifadan atmasına rağmen dediğim gibi 4-5 metrelik dairenin içine düşürebilmekte. Artı şöyle bir avantajımız da var. Yine
Özellikle son operasyonlarda, Suriye'de özellikle yapılan operasyonlarda. Şimdi Popeye gibi bir mühimmatımızı bir tek F-4 taşıyor. Hala muadili bir mühimmatımız mevcut değil. Popeye'nin şöyle bir güzelliği var. Many Loop denen bir güdüm sistemi var. Yani uçak arka kokpitinde oturan silah sistem subayı ya da arka kokpit uçucusu data link vasıtasıyla Popeye'nin görüntüsünü önündeki kamera veya TV kamera veya ayar kameradan gelen görüntüyü alıp hedefin istediği noktasına atış yapabilmekte. Hatta şu şehir efsanesine dönen bir 20 metreden uçan F-16 muhabbeti var. Onu da biraz dinleyelim senden de, bu efsaneleri yıkıyoruz burada tabii ki. Aynen. F-16 olduğunu iddia edenler oldu maalesef. Halbuki o uçak uçak değil, Popeye'di. Popeye çünkü yüksek irtifadan atıyorsunuz, uzun bir menzil olması açısından 100 kilometreye kadar gidebilmekte. Ondan sonra istediğiniz irtifaya iniyor. Burada da atılan yer zaten bir eski bir demir yolu tüneli. Tünelin iki ucu kapatılarak mühimmat deposuna çevrilmişti. Alçağa uçuyor ve tünelin içine bir arka kokpitteki pilotumuz da dediğim gibi görüntüyü izleyerek yine deliğinden iplik geçirir gibi Popeye'yi tünelin içine sokuyor ve tamamen mühimmat, içerideki mühimmat imha olmuş oluyor. Gene Popeye'in bu son operasyonlarda şöyle bir kullanış şekli daha oldu. Dediğim gibi 3000 librelik bir mühimmat, çok ağır. Dalış zamanında ses üstüne çıkabilmekte. İçinde 800 kilogramlık patlayıcı mevcut ve bu patlayıcı aynı zamanda zırh delme özelliğine de sahip. Bu kinetik enerji ve içindeki bombanın etkisi, patlayıcının etkisi birleşince çok yıkıcı bir etkiye sahip oluyor. Hatırlarsınız yine PKK'nın yaptığı tüneller, kuleler vesaireler vardı. Yıkmak çok zor oluyordu. Hatta lazer güdümlü mühimmat atıp mühimmatın sektiği bile olmuş operasyonlarda. Ama Popeye'yla dediğim gibi kulenin istediğiniz noktasından vurup kuleyi devirebiliyorsunuz. Böyle de bir artısı mevcut. Gene milli mühimmatlarda da tüm testleri zaten F-4'te yapıldığı için genelde de milli mühimmatları hala F-4 kullanıyor. Yani SOM olsun, KGK olsun, HGK olsun. Bunları da başarıyla kullanmakta operasyonlarda. Evet. Umarım bu videoyu seyrettikten sonra daha fazla izleyicilerimiz bilgi alır ve F-4'ün İnşallah. Gerçekten bir efsanesinin devam ettiğini de görmüş olurlar. Bir de biraz fotoğrafçılıkla ilgili konuşmak istiyorum ben. F-4 gördüğün zaman herhalde en keyif aldığın uçak. Kesinlikle. Hani ben hep F-4'ü niye F-4 diyorlar? Nevi şahsına münhasır diye bir kelimemiz vardı ya, bir cümlemiz vardı ya. Yani F-4'ü o tanımlıyor bence. Tarihine bakıyorsun, yapıldı yani 1958'den beri olan, şu an yıl oldu 2020, belli başlı bütün harekatlarda kullanılmış. Kullanan bütün kullanıcılar çok memnun. Japonya hala kullanıyor, biz hala kullanıyoruz. Yunanistan hala kullanıyor, İran hala kullanıyor. Kore de hala uçuyor. Yani insanlar biraz da şey yapıyor, hani bu eski uçak biz niye değiştirmiyoruz? Yani şimdi kötü bir şey olsa Japonya'nın herhalde ekonomik gücü yok diyemezsiniz. Ekonomik imkansızlıklardan dolayı kullanıyor diyemezsiniz. Adamın F-15'i var, F-2'si var ama hala F-35 bu sene F-35 aldı, uçmaya başladı. Hatta artık dediğim gibi F-4 filoları F-35'e dönmeye başladı ama hala kullanıyor. Çünkü güzel bir uçak, yani güzellikten kastım şu, pilotuna da güven veren bir uçak. Yani bir F-4 pilotlarıyla konuştuğumuz zaman da uçaklarına bir güvenleri var. Yani sizi eve getireceğini biliyorsunuz. Motoru tek motor değil bir kere. Yani F-16'daki gibi bir sıkıntısı mevcut değil. Art uçak gerçekten çok dayanıklı. Yani bizim başımıza da geldi. Başka ülkelerde oldu. Kendi kanadının altında Mark 82 patlayıp kanadında kocaman, yani bir insanın geçebileceği delik olan bir F-4 kapasağlam gelebildi. Hani bu F-16'da ya da başka uçaklarda pek mümkün değil. Yine yapılış olarak F-4 aslında Air Superiority, yani hava üstünlüğü uçağı. Hava üstünlüğü uçaklarında da ilk başta dizayn esnasında da her şey birbirini yedekleyecek şekilde yapılıyor. Bu yedekleme de şu şekilde, yani bir sıralama, yani bir ağacın bir dalı gibi değil. Yan yana iki ağaç gibi düşün. Yani birbirini tamamen destekliyor. Bir ağaç bir tarafta yıkılsa bile, öbür taraf sayesinde uçmaya devam ediliyor. Bu F-16'da öyle değil mesela. Yani F-16'da birbirinin destekleyen sistemler var ama aynı sıralamada. Birbirinden bağımsız değiller. O onun yerini alıyor.
F4'te ise tamamen birbirinden bağımsız. Yani hidrolik sistem birbirinden bağımsız. İşte pneumatik birbirinden bağımsız, elektrik birbirinden bağımsız, motorlar birbirinden bağımsız, yakıt sistemi birbirinden bağımsız. O yüzden dediğim gibi hani uçanlar da memnun, biz gibi, benim gibi çekenler de memnun. İnşallah bir süre daha beraber olacağız kendisiyle. Senin bahsettiğin gibi fotoğraf çekiyorum. Fotoğrafın dışında da işte bir kitap yapmaya çalışıyordum. 2013-2014 olması lazım. Hava Kuvvetleri'ne böyle bir proje sundum. Kitap yapmak istediğimi. Sağ olsunlar, hiç beklemediğim bir şekilde işin aslını söylemek gerekirse kabul ettiler. 2014'ten beri fotoğraf çekiyorum. Filoları ziyaret ediyorum. Sonunda kitap da bitti. Şu an Hava Kuvvetleri'ne teslim ettim. Oradaki bürokrasi devam ediyor. O izin süreci bittikten sonra da inşallah herkesin ulaşabileceği bir şekilde paylaşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de bir bilgi almak istediğiniz herhangi bir kaynağınız bulmak çok zor. Tabii ki internette bir dünya kaynak var ama internetteki kaynağın da doğruluğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Birileri yazıyor ama doğru mu değil mi bilmiyoruz. Kitap öyle bir şey değil. Yani kitap hakikaten araştırıp, kitapta sonuçta arkasında kaynak belirtiyorsunuz. İnternette öyle bir şey yok. Bir tweet atıyorsunuz. Kaynak kendiniz. Evet. Kimse bize bir şey iddia edemiyor. Ama kitap daha ciddi bir şey. Ben, sen de bilirsin, aynı zamanda model yapıyordum. Hala da yapmaktayım. Havacılığa meraklıyım, havacılık tarihimize meraklıyım. Hep benim için bir yaraydı. Kendi uçaklarımızı başkalarının kitaplarından tanıdık. Başkaları derken yabancıların dergileri olsun, kitapları olsun. Kendi kaynağımız yoktu. Hala da çok az sayıda var. O yüzden böyle bir projeye başlamıştım. Hava Kuvvetleri'nin dediğim gibi izni ve desteğiyle de neticelendi gibi inşallah. Son 10 ayda çıktıktan sonra. Baskıya geçeceksin. Herkese paylaşabileceğiz. Baskıya geçecek. Aynen. Tabii ki kitap Türk Hava Kuvvetleri'ndeki F-4 uçaklarının tarihi, operasyonu bayağı böyle bir sağlam bir kitap bekliyoruz senden. Tarihçesi, evet. Ve tabii güzel fotoğrafları. Türkiye'deki hikayesi. Tabii ki. Yani sadece benim de değil fotoğraflar. Bir fotoğrafçı arkadaşlarımızdan, abilerimizden de aldım. Çünkü kitapta dediğim gibi tarihçeyi anlattığınız için ben sonuçta dedim son 4-5 senelik fotoğraf verildim. Ondan öncekilerden olmak zorundaydı. Onları da ekledik. Yani kendi adıma güzel bir çalışma oldu. Umarım yayınlanır. Yayınlandığında da insanlar da mutlu olur. Umarım en kısa zamanda bu kontrol İnşallah. Ve bürokrasi süreci biter ve bu kitaba kavuşuruz. Katılım için çok teşekkürler. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bekleyeceğiz. Sorularımızı cevapladın. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım başka bir konuda, başka bir gün tekrar görüşmek üzere diyelim. Lütfen izleyicilerimiz sorularını bize videoların altına yorum yaparak iletebilirler. Beğenmeyi unutmayın ve tabii ki abone olmayı da unutmayın. Detaylı havacılık haberleri için tolgozbek.com sitesine sizleri bekliyoruz. Bizlere info@tolgozbek.com mail adresine de sorularınızı iletebilirsiniz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.